Herkese merhaba. Yılbaşının sayılı günler kaldı. Makyaj videosu çekmeseydik olmazdı tabii ki de. Bugün birlikte yılbaşı makyajı yapacağız. Ve ben yeni yılda bana gelen birkaç hediye var. Yılbaşı henüz bitmedi. Başka hediyeler de gelebilir. Ama şu an gelenleri birlikte açacağız. Ve Gratis ve Kiko'dan alışveriş yaptım. Neler almışım onlara da bir bakalım. Onları da kullanarak bir makyaj yapabiliriz. O zaman başlayalım. Olarak daha önce hiç kullanmadığım bu makyaj süngeri setini aldım. Bu silikonmuş arkadaşlar. Daha önce hiç denemedim. Bugün bunu deneyebiliriz birlikte makyaj yaparken. İki görevli kızlardan birine sordum. Güzel olduğunu söyledi. Bakalım, umarım güzeldir. Şu ikisini aldım. Benim kendi fırçalarım vardı ama bunlar da indirimdeydi. Deneyelim dedim. Bu contour fırçası 26.90'dan 13.45'e düşmüş. Yarı yarıya. Diğer fırçamsı yine 26.90'dan 13.45'e düşmüş. Bunları da bugün deneyeceğiz. Birlikte kullanacağız. Bu da indirimdeydi arkadaşlar. Bunu da almışım. Ne kadar bilmiyorum. Burada da bulamıyorum şu an. Fish böyle silik silik çıkmış arkadaşlar. Okunmadığı için ben de seçemiyorum neyin ne kadar olduğunu ve ne yazdığını burada. Bir de bunu aldım. Annemin saçları çok dökülüyordu. Ben de anneme bunu aldım. Daha önce hiç kullanmamıştık. Merak ettim acaba gerçekten işe yarayacak mı? Bununla ilgili birkaç bir şey okumuştum internette. Annem kullandı, memnun kaldı. Kokusu çok güzel ve gerçekten saç dökülmesini en az seviyeye indirdi diyebilirim. Ben de kullandım. Saçım aşırı derecede dökülüyordu. Saç dökülmemi benim de azalttı. Evet, Gratis'ten aldıklarım bu kadar ama Kiko'dan aldıklarım nerede şu an bulamıyorum. Bir yere asmış olmam gerekiyor ama. Burada da bir poşet var. Bir tane de pamuk aldım arkadaşlar. Böyle büyük bir pamuk. Bu da indirimdeydi yine. Kiko poşetim nerede? Buldum. Evet, Kiko'dan birkaç tane bir şey alacaktım. Aklımda olan. Ama kalmamıştı. Çok enteresan bir şekilde. Şaşırdım ben de. Kiko'dan o yüzden istediğim şu iki farı aldım. Bunları da yine indirimden aldım. 25 lira sanıyordum ama ikisini 36 liraya aldım. Beni şaşırttılar kasada. Teşekkür ediyorum Kiko'ya bu indirim için. O zaman artık makyajımıza başlayabilir miyiz? Başlayabiliriz bence. Hediyelerimi makyajdan sonra göstereceğim. Öncelikle yüzümü nemlendirerek başlıyorum makyajıma. Dudaklarımı da Blistex'in bu nemlendiricisiyle nemlendiriyorum. Artık cildim makyaj yapmaya hazır halde. Şu anda güzel bir şekilde nemlendirdim. Gözaltılarımı, suratımı, dudaklarımı. Bu arada ilk defa bu ışıkta video çekiyorum. Umarım güzeldir ışık. Cumartesi günü video çekeceğim diye plan yapmıştım. Ama hava o kadar karanlık ki. Yani normalde salonun ışığı çok iyi bizim. Ama çok kötü pütür pütür çıkıyordum. O yüzden ben de odamdaki ışıktan yararlanarak bir video çekeyim dedim. Yani umarım iyidir. Umarım güzel çıkar. Şunu açalım arkadaşlar. Bakalım nasılmış. Çok merak ediyorum. Aa, çok güzel. Şurası yumuşacık. Burası silikon. Burası böyle yumuşacık. Çok güzel. Fondötenimi uyguladım. Şimdi gözaltılarıma Maybelline'in bu concealer'ını sürüyorum. Yine silikonlu süngerimi deneyeceğim. Sevmedim ya, bilmiyorum. Ya da ben mi kullanamıyorum, anlamadım. Buna devam edeceğim. Gözaltılarımı da kapattım. Sırada göz makyajım var.
Göz makyajım için arkadaşlar kullanacağım palet The Balm'ın Nude Tooth paleti. Öncelikle paletindeki bu selfish olan rengi alıyorum ve tüm göz kapağıma sürüyorum. Silik koyu kahve rengini göz kapağımın çevresine taşırmadan çerçeve şeklinde sürüyorum. Böyle kendinden doğal bir highlight oluyor arkadaşlar. Bu şekilde. Koyu kahve renginin üzerinden geçiş yapmak için bu sultry rengini kullanıyorum. Şu renk. Geçişi yumuşatmak için bunu buraya uyguluyorum. Evet, dördüncü adım olarak Stubborn rengi var. Şurada pembiş bir renk gördüğünüz üzere. Bu en son sürdüğüm saltır renginin üzerine biraz da Stubborn'a geçeceğim. NYX'in şöyle bir kalemim var. Normalde kaş kalemi içini boyamak için şu kısmını kullanacağım. Kaşlarımın altına. Kaşımızın altında aydınlattık. Fırçamı temizledim. Daha bir parlak görüntü için L'Oreal'in bu parlak fırını kullanacağım gözüme. Açabilirsem tabii. Şunu. Evet, bu beni tatmin etmedi arkadaşlar. Biraz daha açık olmasını istediğim için bu L'Oreal'in üzerine de Snobby rengi var burada. Snobby. Bunu süreceğim. Eyeliner sürmeyeceğim. O yüzden eyeliner yerine burada yine paletimden Slick rengini mi uygulasam yoksa Serious mı? Biri kahverengi, biri siyah. Ben Slick rengini uygulayacağım arkadaşlar. Slick rengini alıyorum. Koyu kahverengi bir far bu. Kirpiklerimin diplerine bunu sürüyorum. Gözümün altında biraz da siyah göz kalemi süreceğim. Wet n Wild'ın bu siyah göz kalemini kullanıyorum. Evet, son olarak artık kameram mı yamuldu benim? Rimelimi sürüyorum. L'Oreal'in Extra Black Mega Volume. Evet, kontrole devam edelim. Yeni kontrol fırçamı kullanacağım. The Balm'ın bu bronzerını kullanacağım. Lormar'ın aldığıyla devam ediyoruz. Biraz da ışıldayalım bakalım. Pastelin bu highlighter'ıyla yeni fırçamızı da açalım tabii. Fırçaları saydım ben. Güzeller. Evet, son olarak ne kaldı geriye? Ruj ve kaşlarım. Kaşlarım için ne kullanacağım? Bu arada benim makyaj köşem aslında burası ama ışığı buraya verdiğim için masam L şeklinde. Burada makyaj masam var. Fotoğraf çalışma masam. Işığı bu tarafa alabildiğim için bu tarafta makyaj yapamıyorum. O yüzden malzemeleri almam biraz zorlaştı benim için. Görmeden alıyorum. Nerede olduğunu biliyorum. Aman Allah'ım. Hissettim. Kaşlarımı taramıştım. Tekrar bir tarayalım. Kaş taramasını çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Kaşımı biraz boyasam mı ben? Neyle boyasam? Bakın Flormer'ın şöyle gri bir
para var bende. Onunla boyayabilirim kaşlarımı. NYX'in bu kaş maskarasıyla da kaşlarımın üzerinden geçiyorum. Gelelim ruja artık. Ruj olarak ne kullansam acaba? Şunu düşündüm ilk başta. Mekin böyle koyu bir rengi var. Likit ruj olarak. Şöyle olacak. Acaba bunu mu sürsem? Denesek mi? Ya da hiç riske atmayalım. Şunu mu sürelim direkt? Mekin şu rujunu. Deniyorum. Oldu mu bu yoksa parlak mı oldu? Karar veremedim. Siliyorum. İçime sinmedi. Bir kırmızı mı sürsek acaba? Hı? İddialı. Evet, bu normalde mat bir ruj ama ben altına bir lipstick sürdüğüm için biraz daha böyle parlak durdu. Biraz da bundan uygulayacağım. Bir damla döküyorum. Makyajım bitti. Sonunda hazırım. Şimdi birlikte hediyelerimi açalım. Bakalım bana neler gelmiş. Evet, ben bunları açmıştım aslında ama şimdi birlikte de bir bakalım neler var. Evet, öncelikle şöyle notlu bir yılbaşı kartım var. Çok sevdiğim bir arkadaşımdan. Çok tatlı değil mi? Yılbaşında insanlara hediye almak bence çok güzel. İnsanları mutlu etmek çok güzel. Siz de lütfen sevdiğinizde hediye alın. Küçük de olsa onları mutlu edebilecek şeyler. Evet, yine çok sevdiğim bir kupa geldi böyle. Yılbaşı temalı. Göstermek istiyorum. Ve yılbaşının bence olmazsa olmazı nedir? Kar küresi. Çok tatlı. Bakar mısınız? Bu masamda duracak. Gerçekten çok sevdim. En sevdiğim arkadaşımın hediyesiyle devam etmek istiyorum. Bu hediyenin özel bir anlamı var benim için. İlk başta tabii ki de yakın arkadaşımın almış olması özel bir anlam ifade ediyor benim için. Ayrıca bu hediyenin Loser'den alınmış olması beni ekstra mutlu hissettirdi. Sizin Loser'in açmış olduğu standlar var. Mesela Naturalist'te var. Orada Loser'in standı var. Oradan Loser'e destek olmak için siz de bir şey alabilirsiniz, katkıda bulunabilirsiniz. Bu hediye gerçekten beni çok mutlu etti. Ve bunu satan kişi de lösemi hastalığını yenmiş olan biriymiş ve şu anda lösev yararına o da çalışıyor. Gerçekten çok mutlu oldum bunu duyduğumda. Arkadaşım da benim mutlu olacağımı bildiği için bana zaten buradan hediye almış. Onu buradan çok öpüyorum. Ve böyle bir yastık çıktı. Çok güzel, çok teşekkür ediyorum. Son olarak annemin almış olduğu bir hediye var. O da burada. Annem zarıdan bana sevdiğim bir çantayı almış. Şöyle bir çanta. Bu çantada yine ben böyle siyah bir çanta istiyordum. Düz, işte kolu uzun olsun vesaire. Şöyle rahat rahat takayım. Gireyim, gezeyim falan filan diye böyle bir çanta istiyordum. Anneciğim de bana bunu almış. Ona da çok teşekkür ediyorum. Daha yılbaşına 2 gün var. Belki yine bana hediyeler gelir. Gelir diye ümit ediyorum. Yılbaşı gecesinde de. Bu kadar arkadaşlar. Hediyelerimi gösterdim. Makyajımızı yaptık birlikte. Kiko'dan ve Gratis'ten aldıklarımı da baktık. Videonun sonuna geldik artık. Herkese yeni yılda mutluluk, başarı, sağlık diliyorum. Umarım tüm dilekleriniz gerçek olur. Güzel bir yıl geçirmeniz dileğiyle. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşça kalın.